Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, şöyle elimde güzel açık mavi Reyyan marka tülbentim var ve birebir tülbentimle aynı tonda olan 131 numara ipim var arkadaşlar. İpimin numarası 131 ve altın başak. Evet, tığımın numarası 22 numara. İşleyeceğimiz tığımın numarası 22 numara ve bakın iğneme şu şekilde 2 metre uzunluğunda bir ip sardım. Şöyle çengelimin ortasındaki yerden de düğümleyip ucunu da bu şekilde yaktım. Şöyle bir çengelli iğne ile yapılan bir model hazırlayacağız şimdi hep beraber. Evet, modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Tülbentimizin kenar tığlamalarını yapıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip 9 tane üçer zincirden oluşan tığ battılar hazırlıyoruz. Şimdi bakın 9 tığ battıdan sonra minik bir örümcek yapacağız buraya. Küçükten daha küçük yani minik bir örümcek yapıp bunu yuva edineceğiz. Şu büyüklükte bir örümceğimiz hemen dibine bir zincir çekip ipimi bırakıyorum. Demin göstermiş olduğum ucunda ip bağlı olan bu çatal iğnemi bu şekilde geçirdim. Şimdi bakın buradan iki örümcekten iki tanesini yani örümceğin iki telini alıyoruz diyecektim. Bakın şu tek teli altta kalacak. Ben bu İki telini kendime yuva edineceğim arkadaşlar. Şöyle geçtim iki telin arasından. 1, 2. Şöyle tutmak için de çengeli iğnemi elimle tutarsam rahat çalışmamız olacak inşallah. Şöyle ilmeğimi geçirdim. Bu şekilde. Şöyle kavruyorum. Kolaylık olsun diye. Buradan yine ilmeğimi alıp böyle iki tane zincir çekiyorum. Şimdi buradan bakın taktım bu şekilde. 3 oldu. Toplamda buraya 9 tane ilmek toplayacağız. Şöyle iki zincirimi çekiyorum. İlmeğimi taktım. 4 oldu. Arasından giriyorum. Şöyle bir iki zincir ipimi uzatıp arasından taktım. 5 oldu. Arasından giriyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle takıyorum ilmeğimi. 6 oldu. Yuvaya 10 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 1 2 zincir ilmeği taktım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 1 2 zincir ipimi uzatıp şöyle çengelli iğneme taktım. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 zincir ipimi uzatıp takıyorum. Şöyle 9, 1, 2 zincir ipimi uzatıp takıp bu şekilde 10 tane ilmek topladım. Demin yaptığım örümceğimin içine. Şimdi buraya iki tane sık iğne yapacağım dibine. Şöyle bu bir sık iğne kaymaması için, diğerinde zincir çekmek için arkadaşlar. Bakın bu bir zincir, bu sık iğnem. Yanına iki tane daha çekiyorum. Toplamda buraya 3 tane bu şekilde zincir çekmiş oldum. İlk başta gösterdiğim bu 9 tane tığ battığı yapmaya hemen dibinden başlıyorum. Bakın bu birinci. 3 zincir sıkı sıkı. Bu da ikinci. Tekrar bakın buraya 9 tane bu şekilde üçer zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Kapattım. 1 2 3 zincir. 4 5 6 7
8 ve toplamda 9 bak. Bu şekilde üçer zincirden sıkı sıkı şöyle bombilili olacak şekilde tığ battılar hazırladım. Yine ipimi uzatıyorum. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Böyle kapattığım noktanın üzerine bir tane de zincir çekip ipimi uzattım. Şimdi şurayı göstereyim arkadaşlar. Bakın burada çengelli iğnem. Şöyle ipim ortasından geçiyor. Arasında ilmeklerin birbirine dolaşmasın diye arkadaşlar. Dolaşsa bile bu ipin sayesinde kolaylıkla birbirinden ayrılıyor. Şöyle ipi aşağı tuttuğumuz takdirde bakın. Bunlar birbirine girse bile kolaylıkla tığımızın ucuyla bu ip sayesinde ayırt oluyor. Bu ipi hatta biraz kalınlığa bile yapabilirsiniz bana göre. Yine aynı şekilde bıraktığım ilmeği taktığım bu örümceğin içine girip 10 tane şöyle ilmek toplayacağız. İki telinden girdim. Şöyle bir teli altta kaldı. Şöyle göstereyim. Hemen buraya giriyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi uzatıp çengeli iğnemin tepesinden geçirdim. 2 oldu. Yine bu yuvanın içine fazla büyük yapmayalım da 10 taneyi tam alsın, artmasın, bolluk olmasın, yuva büyük olmasın. Örümceğimizin boyutu aynen bu şekilde olsun arkadaşlar. Evet, 4 oldu. Şöyle 2 zincir. 5. Yine yuvaya giriyorum. 6. Yuvaya girip şöyle 7. 2 zincir çekiyorum yuvamda. 8. 1. 2 zincir. 9. Şöyle 1. 2 zincir. Bu da 10. Bakın arkadaşlar. Bu ilmeğin toplam 10 olacak. Bu aramızdaki ilmeğimiz de 9 olacak. Şöyle yine de emin olmak için sayalım. 3, 5, 6, 8 ve 10. Evet, 10 tane olduğundan eminiz. Hemen yuvaya girip 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu birinci sık iğnem. Bu da zincirim için. Şöyle bakın tekrar alayım tam ortasından. İpim sıfır ama böyle tülü çıktı arkadaşlar. Bu ipim kullanılmış değil. Sıfır ama kalitesi bazen bu şekilde çıkabiliyor. Hatalı. Ben de geri götürmek istemedim. Şimdi alır almaz onunla ağız dalaşına girmeyeyim tuhafiyeciyle dedim. Öyle kullanayım. Nasılsa örnek amaçlı kullanıp bunları söküyorum, atıyorum. Evet, yine 3 tane zincir çektim. Bu şekilde 3 tane oldu. Toplamda 9 tane olacak. Şöyle 4, 5, 1, 2, 3, 6, 7, 8 ve 9. Evet, 9 tane yine bakın bu şekilde ara suyunu yapıp şöyle minik bir örümceğimizi yapıp bunu yuva olarak kullanacağız. Hemen dibine bir zincir çekip ipimi uzattım. Şimdi arkadaşlar 2 tane sizle yaptık. Anlaşıldı inşallah 2 tanesi. Şu şekilde de şöyle iğnemi çekeceğim. Bakın arasından böyle telin arasından geliyor. Bu şekilde olacak çimenlerimiz, ilmeklerimiz. Şimdi ikinci sıranın yapılışına geçelim. Evet, şimdi ikinci sırasını yapacağız. Şöyle baştan 5. tığ battıya 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battıya batıp şöyle ben sarı rengi tercih ettim. Ekranda güzel görünür diye inşallah. Siz istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Hemen
Buradan ilk tığ battığımda ilmeğimin arasından sık iğne ile 5 zincirimi buraya tutturdum bu şekilde. Başlangıç noktası bu şekilde başlıyor. Aralarına şimdi ikişer zincir çekerek ilmekleri toplayacağız. Bakın görüyor musunuz? Şöyle dönüyor. Gayri ihtiyari dönecek arkadaşlar. Bunu ister tutup bu şekilde döndürün. İsterseniz bu ipin olduğu yerden yukarı doğru sıyırarak da girebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Bakın ilmekler bu şekilde bir içine geçmeyecek. Şimdi bir iki zincirimi çektim. Hemen şöyle bu şekilde ikişer zincir çekerek ilmeklerimi yuvalar hazırlıyorum. Şimdi sıradaki ilmeğim bu dönmemiş mesela yeni çıkardığımız için. Lakin siz böyle iki kenar falan yaptığınızda bayağı karışıyor. Ama bu ipler kolaylıkla çözmenizi, o karışıklığı gidermenizi sağlıyor. İki zincirimi çekiyorum. Şöyle ilmeğimi tutup sabitliyorum sık iğne ile. İki zincirimi çektim. Sıradaki ilmeğimi tutuyorum. Kapatıyorum sık iğne ile. Bir, iki zincir. Şöyle sıradaki ilmeğimi toplamda 10 tane ilmek var. Onunu da ikişer zincir çekerek bu şekilde bakın yuvalar yapıyorum. Bir, iki zincir. Sıradaki ilmeğimi bu şekilde sabitliyorum. Yine iki zincir çekerek bakın son ilmeğim kaldı. Onu da bu şekilde alıyoruz. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ortadaki 5. 9 tane ilmeği yapmıştık. Tam ortasındaki 5. tığ battıya kapatacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu 5. tığ battımız. Ve buraya sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle bakın altta kalmasın arkadaşlar. Kaldıralım. Takılmasın diye geri ittim. Şimdi bakın bu ip şöyle tutacağız. İlk ilmekten 5 zincirimizi sabitliyoruz. İkinci sıramız da bu şekilde oluyor. Bakın tüm ilmekleri bu şekilde aynı verdiğim sayılarla yaparsanız tam kare oluyor arkadaşlar. Bu şekilde şimdi ikinci yuvamızı da ikişer zincir çekerek ilmeklerini tutturalım. İlmeğimin içine sık iğne ile giriyorum. 1 2 zincir ilmeğimin içine girip sabitliyorum. 1 2 zincir. Bakın hiç şöyle kontrol edin. Atlamın ilmek falan olmasın. Hızlı yapacağım derken dalgınlığınıza gelmesin. İki zincirimi çekiyorum. Şöyle. Bu da arkadaşlar hani bundan bir önce paylaştığım videoda iğne yuvasında fenomen olan modeli yapmıştık. Bu da Instagram'da fenomen olan iğne modeli. Tığ oyasının iğne ile çatal iğne ile yapılan fenomen olan modeli. Çok bu sıra arkadaşlar her şeyi görebilirsiniz. Her videoda, her resimde bu modeli görebilirsiniz. Şöyle bakın. Evet, bu sıra hep iğne oyasından olacak değil ya arkadaşlar. Tığ oyasından da fenomen olanı da çekiyoruz. Hangi fenomen oya varsa videosu bizde. Şöyle ikişer zincir çekerek ilmekleri alıyorum. Yuvalar hazırlıyorum. Tığ battılar gibi. Şöyle iki zincirimi çekerek tüm ilmekleri bu şekilde aldım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Bakın en sonuncuyu yaptık. 5 zincirimi de buradaki 5. tığ battıya kapatacağım. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battıya şöyle arkaya alalım boşluğa. Girmesin ilmeğimize. 5. tığ battıya 5 zincirimizi sık iğne ile sabitledik. Zincirimizin adedi 5. Şöyle telefonum sağa doğru kaymış. Farkında olmadan arkadaşlar. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Şöyle 2,
3, 4 ve 5. Bakın bu ilmeğimizin dönük mü, düzgün mü olduğuna bakarak şöyle arasından sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir. Hemen sıradaki tığ battıma girip bu şekilde şu arkadaşlar bakın. Sanki yamuk gibi. Hemen onu şöyle sökülen zincirimi de çekelim. Şuradan bakın arkadaşlar. O hani karanlıkta olmadı diyelim. Bakın buradan bu şekilde hemen alabiliriz. Aslında dönük değildi galiba. Boşa söktük. İki zincirimi çekiyorum. Hemen sıradaki tığ battıya girip bir, iki zincir. Şöyle bakıyorum. Kapatıyorum. İki zincir. Hemen sıradaki tığ battıma girip sabitliyorum. İki zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya girdim. İki zincir. Bakın bu ne kadar böyle karışsa bile şu şekilde açtığımızda rahat bir şekilde bize bu alttan geçirdiğimiz ip yardımcı oluyor arkadaşlar. Kolay bir şekilde şöyle ilmekleri düzelterek alalım. Hemen düzeltiyorum. 1, 2 zincir. Şöyle 1, 2 zincir. Tekrar 2 zincirimi çekiyorum ve şöyle tığımın ucuyla ilmeğimi düzeltip sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2 zincir. Evet arkadaşlar bu şekilde düzelterek tüm ilmekleri aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Beş zincir. Şimdi beşinci tığ battıya bu şekilde beş zincirimi beşinci tığ battıya 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine beş zincir. Evet bu beş zincirimizi de öbür yapmış olduğumuz ilmekleri toplayarak bakın bu şekilde burada olduğu gibi yapacağız. Şimdi ben bakın ikinci sıramız da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle ilmekleri ikişer zincirle tonlama yaparak istediğiniz ip renkleriyle bu şekilde yapın. Şimdi bunlar arkadaşlar düzelecek. Daha bir güzel olacak bu iki zincirlerin tepelerine de kirpiklerini yapacağız. İkinci sıramız da bu şekilde oluyor. Evet sonuncu sıramızı da şöyle pipirikleri yaparak devam edeceğiz. Bakın bu 5 zincirle ilk ilmeğimizi tutturmuştuk. Oraya bu şekilde sık iğne ile girip ipimi sabitledim. Ve şöyle 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi aynı noktaya bu 5 zincirli yere sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen sıradaki İki zincirin içine sabitledim. 5 zincir. Bu şekilde sabitliyorum. Bir tane kirpik yaptım. Bir zincirimi çektim. Sıradaki bu iki zincirli yuvanın içine girip sabitliyorum. 5 tane zincir. Kapatıyorum buralı. Bakın ilmekleri değil bu sarı yuvaların içine sabitleyerek bu şekilde kirpikler oluşturuyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen buraya sabitledim. 5 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde ikişer zincirli yuvaların arasına birer zincirle sık iğne ile geçiş yapıp 5 zincir yapıyorum. 5 zincir. Kapattım buraya. Bir zincir.
Hemen yuvaya bir zincirle böyle köprü oluşturuyorum. 5 zincir. Kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. 2 zincirli yuvalara kirpikler hazırlıyorum. Bu şekilde bakın mavi ile aynısı bu renk yaptık. İsterseniz koyu renkle mesela saksı mavisi ile tonlama yapabilirsiniz hoşunuza giderse. Bana gelen model bu şekildeydi. İstenilen model. Ben de dışına çıkmadım aslında. Deneyebiliriz isterseniz. Sondan bir iki tanesini arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde bir yapalım. 5 zincirimi çekiyorum. Kapattım bu şekilde. Bir zincir çekiyorum arasına. Sıradaki bu iki zincirin içine girip sabitliyorum. 1, 2, 4 ve 5 zincir. Bu şekilde tüm yuvaları doldurduk. Şöyle diğerine yuvadan yuvaya geçerken birer zincirle geçişimi yapıyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. 5 zincir. Bu aynı yuvanın sık iğne ile geçiş yaptığım yuvanın içine de kapatıyorum. Yine bir zincir ve bu bitiş yerine geldik. Buraya da 5 zincir. 4 ve 5. Sık iğnenin hemen dibine aynı yere bu şekilde kapatıyorum sıkı sıkı. Açılma olmaz inşallah. Şöyle bakın karşıya da bir zincirle geçiyoruz. Tüm yuvalara burada birer zincirle geçiş köprüsü, beşer zincirle de kirpik yapıyoruz. 5 zincirimi çektim. Aynı noktaya sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle ara noktasından girip sabitledim ve 5 zincir. 4, 5 zincir. Evet, yuvanın içine girip buraya sabitliyorum. Bir zincirimi çekip ara noktasından girip sabit. 5 zincir. Buraya ara noktaya bakın 2 zincirli yuvanın içine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincirimi çekip hemen bu şekilde bakın. Şöyle arkadaşlar yapmış olduğumuz işe de bir bakalım. Bu şekilde kirpiklerimiz kalıp gibi oluyor sıkı sıkı yapılınca da. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Aynı işlem devam ediyor. Birer zincirli yuvalara geçiş. 5 zincirli de her sarı yuvanın içine kirpik yaparak devam edecek bu şekilde. Diğerlerini biraz ben çoğaltıp hemen geleyim. Evet arkadaşlar. Şöyle bakın. Sizi bir sürprizle karşıladım. Şöyle sizle beraber mavisini yaptık. Ve bir de söyledim madem dedim tonlama şeklini yapabilirsiniz. Sizlere şöyle yapılmış halini göstereyim. Beğenilerinize sunayım arkadaşlar. Bakın şöyle yakın plan. Bu mavinin saks maviyle tonlama hali. İster bu şekilde yapın, ister tülbentin kendi rengiyle bu şekilde ilmekleri yaptığınız renkle yapın. Hangisi hoşunuza giderse bakın şöyle bu şekilde yapın arkadaşlar. Evet. Sizler benim abonelerden ziyade hepiniz kardeşlerimizsiniz arkadaşlar. Hepinizi ayrı çok çok seviyorum. Ve bu şekilde de sizlerden hiçbir emeği esirgememeye çalışıyorum. Sizler de beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle. Bir de saks mavisini göstereyim. Evet, ütülenmedi bu model. Eğer siz şöyle arka tarafından yukarıya doğru hafif arkadaşlar şu ilmeklere zarar vermeyecek şekilde üstüne koyarak ütülerseniz şöyle güzel bir daha böyle tiril tiril bir model olacaktır. Şu ilmekler daha güzel böyle incecik duracaktır. Evet. Modelim bu şekilde bakın. Şöyle tülbent üzerinde. İlk önce de o şekilde girişi yaptım. Yine tülbentimin üzerinde de tekrar böyle çıkışımızı yapalım. Evet.
Modellerim bu şekilde. Hazırlamış olduğum modelim bu şekilde. Siz de emeklerim için arkadaşlar beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.